filmlerdeki gibi bir hayat olun ki. Güneşin kavurduğu topraklardan, Anadolu'nun güney kıyılarında başlayıp, hayallerinin peşinde İstanbul'a uzanan, onca mücadeleye rağmen asla vazgeçmeyen bir yaşam. Bugüne kadar çok şey anlattı bize. Dostluğu, aşkı, yardımseverliği, iyiliği, doğaya sevdalanmayı. Bir neslin kulaklarında tatlı bir melodi oldu. Yaz aşklarının, yolların ve en masum duyguların da ortağı. Adını duyan herkesin yüzünde bir gülümseme ve bir hüzün beliriyor. Çünkü o şarkılarıyla herkesin hayatında yer eden Haluk Levent. Ahbap selam. Hoş geldin. Ne haber? Sıcağa bak, şansımıza bak Allah aşkına. Maalesef. Beni buraya oturtturdunuz böyle. Oturtturduk evet. Evet, güneş altındayız. Niye burası? Niye buluşma adresi? Açık hava, Cemil Topuzlu. İstanbul'un en güzel açık hava sahnesi. Çünkü söyle bakalım. Bir müzisyen için herhalde. Hani bir futbolcu için işte ben Barcelona'da oynamak istiyorum falan der. Ya da Fenerbahçe'de oynamak, Beşiktaş'ta oynamak istiyorum der ama... Hani bir müzisyen için Türkiye'de burası gelinebilecek en güzel noktadır. Çünkü sahnedir. Tüm Türkiye'nin en güzide sahnelerinden birisidir. Hı hı. Onun için burası. Ve benim hayalim değildi. Ben üniversitedeyken dahi burada bir konser verebilmeyi çok istiyordum. Gerçekten mi? Evet, işte. Ve kaç kere verdin? Çok. Sonra hayalim çok kaç kere gerçekleşti? Tahmin ediyorum ki en az 8 kez falan oldu. Dur bu zaman beni anlamaz. Sevdanın kendi kuralını çiğneyemedim, çiğneyemedim. Bir oyuncak gemi yaparım kara kara sayfalardan. Uçak yaparım, alır seni uçarım. Açık Hava'nın siftahını sen yapacaksın. Yani şurada mini bir konser vereceksin herhalde benim ve izleyicilerim için. Evet, söz verdiğimiz gibi bir şarkı söyleyeceğiz. Aslında kapalıydı burası biliyorsun. Hı hı. Yani hazır açtırdınız. Değildi. Açtırdık senin için, açtırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 gündür çalışıyor hummalı bir şekilde. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Başkan Mevlüt Uysal'a da. Siftah seninle oldu. Açık Hava'nın ilk müzik resitalini Haluk Levent verecek. Gidelim sen bakalım de, ne yapacaksın? Sen de şöyle bir durum. Hayır, sen de şöyle bir şey yapacaksın. Açık Hava'da tek başıma konser kapattım. Ben de öyle havalara gireceğim. Peki gidelim de izleyelim bakalım ne yapacaksın? Evet, İstanbul Harbiye'deki açık havadayız. Dedim ki burada hep bir konser vermek hayalimdi. Müzik hayatına profesyonel olarak başlamadan önce. Haluk, ben seni modern dervişe benzetiyorum. Modern, günümüzün dervişine benzetiyorum. Bunları konuşacağız ama önce Haluk Levent kimdir? Nereden geldi? Nasıl bir müzik kariyeri var? Bunları anlatmanı istiyorum. Kısa ve öz de olsa izleyicilerimizle bir de senin ağzından bunu paylaşalım. Anlatmalarla bitiremem. İyi ya da kötü. İyi ya da kötü ama hani ben bir Anadolu rock müziğine gönül vermiş bir müzisyenim diyebilirim. Evet. Adana'dan çıkmayayım ve 25 yıl kadar önce ilk albümüm çıkmış, Yollarda Bulurum Seni albüm. Daha sonra çok albümler yapmışım.
çok inişli çıkışlı bir hayatım olmuş. Ama ülkeye dair, insanıma dair fikirlerim temelde hiç değişmemiş ve değişeceğini de sanmadığım bir duruşum olduğunu düşünüyorum. Müzik hep hayalin miydi Haluk? Onun için mi bitiremedin üniversiteleri? Yani mesela teknik ot diye dahi girmişsin filan. Evet. Ama çevre aslında, orman mühendisliği okumuş, orman mühendisi ama niye okuyamadın? Müziğe konsantrasyondan dolayı mı? Şimdi aslında ideal cevap o. Hani, güzel de durur. Ah bak adam sırf müzik için bırak ama değil yani. Değil. Maalesef olmadı. Yani o dönemde ben müzik yapmalıyım, okumamalıyım demedim yani. Aslında okuyordum. Ama biraz öğrenci derneği başkanlıkları, biraz hep hınzırlık peşinde olmalar. Yaramaz. Hep anarşist ruh. Yani bu okulların çoğundan atıldım zaten. Direkt atıldım. Hatta bir tanesini ilk kez açıklıyorum. Kastamonu Mesih Yüksekokulu'ndan atıldım. Bilgisayar programcılığıydı. Bir yıl uğraştım. Atıldığıma çok içime sindiremedim. İlk kez söylüyorum. Bir yıl uğraştım. Aynı okulu bir daha kazandım. Çok gittim. İyiymiş. Öğrenci işlerine bir girdim. Öğrenci işleri bana bakıyor. Yine mi sen diye. Geldim dedim. Ben geldim. Ve bu kez muhasebe bölümü. Ama sadece okul olsun istedim. Yani. Sonra? Ve öyle bir şey ki. Yani önce kayıt olduğum, ya kazandığımın belgesi öğrenci işlerine giriyor. İnanamıyorlar. Bir yanlışlık var diye. İnada bak sen. Evet, inada bak. Atladım geldim. Dedim ki ben kazandım dedim işte. Açık havaya konserlere geliyordun değil mi? Açık hava tabii. Kimler vardı o dönem? Senin yine Masafat Özkan vardı. Selda Bağcan vardı. Konserler, buralarda konserleri olan birçok sanatçı vardı. Yeni Türkü vardı. Benim idollerim de bunlar. Geliyordum ve hep hayal ediyordum. Burada ben de bir şarkı söylemek, bir konser vermek istiyorum. Ay çok güzel. Bu arada Haluk sana gelirken bütün arkadaşlarıma sordum. İşte Haluk Levent'e gidiyorum. Dedim ki ne söylettireyim? Ya bir parça çalmasını isteyeceğim dedim. Sevilay soruyor için. Elfida dediler. Çok güzel ama çok güzel bir hikaye. Anlat bize Elfida'yı. Kim bu Elfida? Elfida aslında adı Elfida değil. Adı Beyza. Beyza Nur daha doğrusu. Elazığlı. Baba Elazığlı. Ailesi Esenler tarafında oturan bir aile. Babası Murat. Bir gün beni aradılar. Bir yerde çok uzun zaman olduğu için 10 küsür yıldan fazla. Çocuğun durumunu anlattılar. O dönemlerde de belki ahbap falan yok ama ben ne de bir şeyler ama yapmaya sen çalışıyorum. Sen hep ahbaplık yaptın. Evet. Gittik, ilgilendik. Cerrahpaşa'daydı. Birkaç kez oraya uğradık. İşte elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık lojistik olarak. Ve artık Beyzanur'la bir arkadaş olduk böyle gide gide. Niye seni aradılar yani orayı? O dönemde de vardı. Benim böyle etkinliklerim, yardım konserlerim falan vardı. Duyuyorlar ve geliyorlar. Hani vardı o dönemlerde. Tabii o dönemde de battığım dönem. Ekonomik olarak ticari iflas etmişim yani o dönemde. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Çok uğraştık diyebilirim. Uğraşmak demeyin, çok ilgilendik diyebilirim. Ama olmuyor. Bir gün, bir gece kaybettik. Hatta çok kaybettiğimiz gece çok enteresandı. Yaşındaydı. Evet. Kaybettiğimiz gece çok enteresandı. Cerrahpaşa'daki görevlilerin, yani hemşireler vesaire personelin bir gecesi vardı. Bize katılır mısın dediler. Dedim ki Beyzanur'a iyi bakacaksanız katılırım dedim yani. Hani öyle bir konuşma geçti ve ben o geceye gittiğim günün gecesi Beyzanur'u kaybettik. Ondan tabii kaybetmeden önce doktor şunu söylemişti, artık kızımızı gözden çıkartmanız lazım. Sevgili Emrah Aydoğdu'yla sohbet ederken çok acıklı bir durumdu. Yani Elfida olacak dedi. Elfida olacak derken dedim. Hani ben bulmadım Elfida kelimesini. Emrah dedi ki hani gözden çıkartılan kadın anlamı Elfida'dır dedi. Bunu böyle bir şeyler yazdık. O dönemde hani orada sözcükler vardır. Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Ve orada diyoruz ya, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Babası ve annesi nübetleşe kalırdı ve Beyzanur'u saramazlardı. Öyle kırılgan bir yapıydı. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu derken hep öyleydi. Orada da diyorum ki Elfida beni fark etme sakın. Yani benim durumumu fark etme sakın. Omuzumda iz bırakma,
zaten yüküm dünyaya yakın. Yani o dönemde şunu anlatmıyorum. Zaten ben batmışım. Ekonomik iflas etmişim. Bir de sen gitme. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda his bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Elfida'yı kaybettikten sonra, yani Beyza'nı kaybettikten sonra babası ve annesiyle sohbetimde sizlerden bir kız çocuğu bekliyorum dedim. Lütfen kaç yıldır uğraşıyorsunuz Beyza Nur'la? Ve bir yıl sonra haber ettiler bana. Bir kızları oldu. Onun da adını Elfida koydular. Elfida. Şu anda da okuyor. Hatta benim Twitter'da da takipçim. Ay çok Ondan güzel. İki ay kadar önce de doğum gününü kutladık. Ay çok Buradan güzel. Buradan da Elfida'ya sesleniyorum. Elfida. Yani ablası vefat etti ama kendisi bir benziyor yıl sonra doğdu. Benziyor mu? Yani... Evet kesinlikle benziyor. Ya çok çok güzel bir öykü. Ama buna gireceğim bir yolculuğumuz var biliyorsun. Şimdi seni alıp bir yere götüreceğim. Evet. Programın formatı gereği sormuyorsun. Bak baştan söylüyorum. Sormadım. Nereye gidiyor? Yolda konuşacağız seninle şu ahbap öyküsünü. Ama bir Elfida'yı dinlemek isterim burada. Tamam. Ha? Ben zaten çocukları hazırladım. Aa. Gelin bakın dedim. Aa. Kemancılarımı getirdim. Gitaristimi getirdim. Evet. Yani tek değilsin yani. Tek değilim. Beraber söyleyeyim. Ben ya çok havalıyım şu anda açık hava konserinde. Evet. Tek başıma Haluk Levent ve orkestrasını dinliyorum. Evet. Süper. Konser alanımızı Sevilay Hanım kapattı ve bizi tek başına dinliyor efendim. Çok ağır ablayımdır filan. Peki dinleyelim bakalım Elfida'yı. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran bir ala turka hüzün, yüzün kıyıma vuran ne karnı huzur, çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolları, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını çalmış yılları. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolları, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun
hakkını çalmış yılları. Elvida, bir belalı başımsın Elvida. Beni fark etme sakın, omzunda iz bırakma, yükün dünyaya yakın Elvida. Hep aklımda kalacaksın Elvida. Bir belalı başımsın Elvida. Beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yükün dünyaya yakın Elvida. Hep aklımda kalacaksın Elvida. Sen eski bir şarkısın Elvida. Beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elvida. Hep aklımda kalacaksın. Ben şu ahbaplık mevzusunu iyice bir konuşmak istiyorum. Ahbap Derneği diye bir dernek kuruldu. Evet. Ve senin liderliğinde kuruldu, evet. Mihmandarlığında. Evet. Kaç tane şubeniz var şu anda? Şu anda 52 şehirde resmen örgütlüyüz. Diğer şehirlerde de temsilcilerimiz var. Ahbap birçok şeyden ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi hakikaten ülkemizde bir ötekileştirme durumu vardı. Sadece bu iktidar döneminde değil, birçok iktidar döneminde ben hep böyle bir ayrışmayı gördüm. Hep bir politik kamplaşmayı gördüm. Hep bir siyasi kamplaşmayı gördüm. Bu ülkemde siyasi kamplaşmada olmayan ama kırmızı çizgileri olan bir toplulukla beraber yürüyebilir miyimin sorusunu arıyordum. Cevabını arıyordum. Tabii üst üste şeyler geldi. Mesela bu esnada internet ortamında, sosyal medyada hakikaten bir yardım isteniyordu. Gözü yaşlı bir anne fotoğrafı, yanında bir çocuk, altında hesap numarası. Biz duygusal insanlarız. Hani Türk halkı duygusal ve herkes paylaşıyordu. Fakat bunların takibini yaptık, yardımcı da olduk. Baktık ki birçok hesap, hepsini tabii söyleyemeyiz, birçok hesap aslında insanların duygularıyla oynamak için oraya konuyor ve maalesef haksız kazanç alınıyor. O başka bir şey. İnsanların duyguları sömürülüyor. Aynen, dolandırıcılık yapılıyor. Maalesef. Yani. Ben de bir ekip kurdum. Dedim ki bize böyle bir şey gelirse biz alıp inceleyelim. Bakalım ondan sonra yardımcı olalım. Evet, gerçekliği varsa. Evet, kısa sürede, bir yıl gibi bir sürede, şu an birinci yılımız, 2000'e yakın aileye dokunduk. Ay, muhteşem bir şey. Ben bir görev veriyorum. Adana Ahbap iş başına diyorum. Gidiyor o aileyle görüşüyor. Ailenin nesi var? Evi yanmış. Bizler parayı elimize almıyoruz. Ya kendimiz dernekten ödüyoruz ya da oradaki sponsorların kendisine ödettiriyoruz. Aracı oluyoruz biz. Diyoruz ki sponsora bakın. İşte Adana'da Selçuk Bey var mesela. Otelci. Diyoruz ki burada bir ev yanmış. Bunun kapısını, şusunu sen yapar mısın? Tamam diyor, ben yaparım. Oradan sonra öteki tarafa gidiyoruz. Pencerelerini, sıvasını sen yapar mısın? Yaptırıyoruz. Sonra 3-5 gün sonra ya da 2 hafta sonra evin tekrar fotoğrafı çıkıyor. Başkanım diyorlar. Ya da Haluk abi diyorlar. Biz bu evin işini şu sponsorlarla hallettik diyorlar. Muhteşem. Ve bir şey. O iş oluyor. Ya da bir hasta olayı oluyor. Ameliyat edilmesi kaç gerekiyor. Kaç bin gönüllü dedi şu anda? Şu anda 105 bin resmen kayıtlı. Biz kendi olanaklarımızla. Bazen benim konserlerimden, bazen dostlarımızın Ahbap Derneği'ne yaptığı bağışlardan bir şekilde yürüyor ve bağışlar sayesinde bu insanlar çok güzel yerlere geliyorlar, tedavi oluyorlar. Ben yıllardır bu iş
bu işlerin içindeydim ama derneklerde değildim. Aslında Cüzdanla Savaş Vakfı Derneği'ndeydim. Aynı zamanda lepra hastanesi gönüllüsüydüm. Lepralarla, lepra hastalığıyla ilgili Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da birçok çalışma yapılmıştı. Ben de gittiğim zamanlar da olmuştu. Sevgili rahmetli Türkan Soylan hocamız, onun önderliğindeydi Cüzdanla Savaş Vakfı. Ve bu Türkan Soylan'la olan bu ilişki, bu çalışmalar çok fazla bilinmiyor. Çok fazla değil, hiç bilinmiyor. Yani hiç bilinmez. Ben de seninle söyleşi yapacağım diye öğrendim ve çok şaşırdım. Siz bayağı bir çalışmışsınız Türkan Hoca'yla rahmetli. Bayağı bir çalıştık. Neler yaptınız? Ortaköy'de Kabataş Lisesi'nin yanında Cüzdanla Savaş Vakfı'nın yeri vardı. Ve orada eski elbiseler getiriliyordu, bağış yapılıyordu, insanlar bağış yapıyordu. O eski elbiseler bağış yapılıyordu ama oraya müşteriler geliyordu, o elbiselerden satın alıyordu ve bu paranın lepra hastanesine ya da Cüzdanla Savaş'la mücadeleye gittiğinde biliyorlardı. Çok muazzam bir alışverişti o. Dönümü yani vardı. Evet, gidip Nişantaşı'ndan ya da Beyoğlu'ndan giyinmeyen, giymek istemeyen bir müşteri, ben buradan giyineyim, gömleğimi buradan alayım, tişörtümü buradan alayım çünkü bunun parası cüzdanlara gidiyor deyip geliyorlardı. Ben orada yaklaşık bir yıl kadar, bir buçuk yıl kadar fahri gönüllü olarak da durdum. Orada çalışanlar vardı. Sen o zaman ünlü değildin. Ünlü değildim, hayır. Ünlü değildim. Bana evladım derdi. Ben de ona anne derdim. Gerçekten tabii mi? Tabii ki. Onun çok güzel bir ekibi vardı. Lepra hastanesindeki ekibi muazzam insanlardı. Yani onun yardımcıları, hepsine biz saygıyla bakıyorduk. Yani Türkiye, Türkan Soylan ve yardımcılarını belki şu an bu değere koymuyor ama onlar bizim için çok büyük kahramanlardı. Yandırdın kalbimi yaman, ey taşları keman, bu derdime inan yar. Sensiz yaşamak imkansız, ey sevgili canım, bu derdime inan. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle Türkan Soylan hocamızı da anıyoruz. Yani ölmeden çok kısa bir süre önce çok feci şeyler yaşadı. O zaman hem yargıda hem emniyette muktedir olan, bugün FETÖ diye anılan yapı, Türkan hocayı Ergenekon adı verilen, sonradan tamamen uydurma bir örgüt olduğu anlaşılan bir örgütün çok önemli bir kişisi olarak lanse etti ve hani herhalde o dönem çok ağır hasta olmasa alıp tutuklayıp içeride koyarlardı yani. Cezaevine de tıkabilirlerdi. Ne yaptın o zaman Haluk? Yani ne düşündün? Yani oradaki düşüncelerini alabilir miyim? Tepkilerimi zaten o dönemlerde dahi sosyal medyadan verdiğimi hatırlıyorum. Hayatım boyunca tanıdığım en büyük kahramanlardan biri o kadın. Ya böyle bir şey yok. Parayla işi yok, pulla işi yok. İnsanlıkla işi var. Gerçekten bir zulümdü. Onun hala o balkondan çıktığı o fotoğraf aklıma geliyor. Ve o enteresan bir şey, yani çok üzücüydü ya, çok üzücüydü. Ben çok üzücüydü. Yani gerçekten çok üzüldüm yani. Bu arada Türkan Hoca, yardımlaşma filan, ahbap derken, şimdi tabii senin derinliklerine inmek biraz güç oldu da, inince de çok ilginç şeylerle karşılaştın. Adanalısın, Adana evet. Halkı çok seviyor seni, biliyorum. Ama bir şey duydum, Çukurova Belediyesi mesela, ne oldu bilmiyorum, senin adını vermiş bir parka, Haluk Levent diye bir park açmış. Hatta açılışı falan yapılmış. Bayağı da böyle coşkulu olmuş. Fakat sonra Haluk Levent ismi o parktan silinmiş. Sebep? Biz çevre örgütleriyle beraber orada bir mezarlık gibi, çöplük yığını olan bir yeri düzenledik. Ve orayı park yaptık, koruluk yaptık. Tabii bunu yaptığımız için belediye benim adımın verilmesini istedi oraya. Haluk Levent koruluğu olsun, Haluk Levent parkı evet, olsun diye. Güzel. Hatta tabelası da vardı, gösteririm size. Biz buluruz. Siz bulmuşsunuzdur muhakkak bulmuşsunuzdur. Sonra benim, yani pek konuları açmak istemiyordum ama açayım madem söylediniz. Sonra benim böyle işte battığım dönemler demiştim ya, ekonomik olarak çok şirketlerin battığı, rezil rüsva olduk filan. O dönemde beni çok rahatsız etti o parkta benim adımın oluşu. Nasıl yani? Evet, yani ben bu kadar böyle senetler dönüyor, icralar geliyor, basın, Haluk Levent, polis filan deyince bir gün karar verdim.
buraya dedim, yakışmıyorum dedim. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum çünkü ben kendime kızdım. Sonra? Belediyeye dilekçe verdim. Bu parktan benim adımın silinmesini ve başka bir ismin verilmesini istiyorum dedim. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Hatta aradılar beni ya, gerçekten mi? Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Dedim ki ben... Niye ya kendine sanatçı, bu kadar acımasızdın? Sanatçı kendine acımasız da olmalı, eleştirmeli. Sanatçı kendini saklamamalı. Yoksa adam olamaz. Yani bir yere gelemez. Eğer benim şu anda bir başarım var ise bu benim gittikçe devinimleşen bir durumda kendimi eleştirmemden de kaynaklanıyordur. Eksikliklerimi tamamlamaktan da kaynaklanıyordur. Ya o anda her yerdesin ve Haluk Levent Parkı, Haluk Levent... Ya ben o kendimi yakıştıramadım. Deli deli yağdı yağmur, gökten kayboldu yıldızlar, fırtınalar çaldı seni bir gece vakti. Deli deli yağdı yağmur, gökten kayboldu yıldızlar, fırtınalar çaldı seni bir gece vakti, bir gece vakti. Çok sıcaktı. Geldik, biraz soluklanıyoruz şimdi. Ve çok güzel bir sürpriz oldu. Evet, Türkan hocamın rahmetli evinde. Ama şunu söyleyeyim, vefasızlık falan gibi düşünme. Neden çok güzel bir sürpriz oldu? Sizin ekibiniz beni buraya getirmemiş olsaydı ben belki birkaç yıl daha buraya uğramayacaktım. Ya, İyi oldu. Evet, benim için de güzel oldu. Ben yürüyüş yaparken sık sık geçiyorum önünden. O yüzden aklıma geldi ama... Biliyorsun satılıyor bu ev. Ben satıldı ya da satılacak diye durmuştum. Satılıyor. Hala da önünde bir tabela var. Yani görünce de üzülüyorum. Çünkü ben böyle bir evin müze olması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Kesinlikle. Türkan Saylan gibi bir isme ait. Ve biliyorsun son işte gözaltı şey yani evine operasyon yapıldığında rahmetli buradaydı. O balkondaki fotoğrafı. Sembol bir ev. Ne diyorsun? Yani aslında... Bugüne kadar hükümetlerin bunu düşünmesi lazımdı ama pek bekleyemiyoruz tabii ki bu durumda bir şey. Birçok iş adamına çağrı yapmak lazım. Belki ahbap olarak. Evet ya, ahbap olarak düşünebilir ve bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Yaparsınız ya, evet. Siz ahbapsınız yani. Ahbaplarımızı toplayıp. Yüzbinlerce insan evet. Yani böyle bir evi müzeye dönüştürüp. Burayı müzeye dönüştürebiliriz. Onun anısına o biçimde tutmak çok değerli, çok kıymetli bir şey olur. Kesinlikle. Sadece şunu söyleyeyim, tanıdığım. Yeryüzünde kahraman olan ve kahramanım dediği, yani yeryüzünün en iyi kadınlarından birini yıllarca çocuklar için koşturan, gençlerimiz için koşturan, küçük yaşta çocukların evlenmemesi için mücadele eden bir kadının, toplumun önünde düşürüldüğü hali yapanlar muhakkak cezalarını bulacaktır yani. Şimdi zaten çoğu buldular ama yeterli değil tabii. Daha yeterli değil. Şimdi biraz şey, hazır burada soluklanmışken, biraz siyaset konuşmak istiyorum ama sizin dünyanızdaki siyaseti. Son mesela, zamanlarda bilmiyorum. Yani elbette daha önceki yıllarda da vardı. Yani bundan 16 yıl önce diyeyim. Çünkü mevcut iktidar 16 yıldır iktidar ve son dönemlerde de sanatçıların bu iktidara yakını uzaklığı bayağı bir tartışma konusu oldu. Sen bu iktidara yakın mısın, uzak mısın? Hiçbir iktidara yakın değilim. Olmadım da. Bundan önceki iktidarları da eleştirdim. Bu iktidarı da eleştirdim. Bu iktidarı da eleştirmeye devam ederim. Peki, bu iktidardan sonrakini de eleştirdim. Peki bu iktidardan diyorsun. Sonra bana şu anda sempatik gelen muhalefet liderlerinden herhangi biri başbakan oldu ya da devlet başkanı oldu. Ben danışman olmayacağım. Açık konuşuyorum. Ben onların bir belediye başkanı adayı da olmayacağım. Ben bakanlıklarından herhangi bir yerde de görev almayacağım. Ben devlet sanatçısı da olmayacağım. Bundan sonra bu iktidar değişirse diyorum. Bundan sonraki iktidara karşı da başlayacağım konuşmaya. Bak bura böyle, şura böyle. Ben yapamam, başka türlü olamaz. Peki bir şey soracağım. Bir son röportajda konuşurken dedin ki beni dedin Beştepe'den, külliyeden davet almıyorum. Davet etseler beni ben de giderim dedin. O bayağı bir sansasyonel oldu. Orada bir yanlış anlaşılma var. Sevgili Kübra Par sormuştu bunu. Hani Cumhurbaşkanı seni davet etse yemeğe dedi. Hani gelsen. Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanı'yla ülkeyi yöneten arasında bir kavram farkı var. Birisi Cumhurbaşkanı,
Cumhurbaşkanı çağırırsa tabii ki giderim. Çünkü söylemek istediğim çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanım derim. Söylemek istediklerimi söylerim. Kabul edilir, peki, edilmez. Peki diğer meslektaşlarını nasıl görüyorsun? İşte son dönemlerde mesela Yavuz Bingöl'ün işte açıklamalarından dolayı diğer başka sanatçıların işte muhalif taraftan eleştirilmesine nasıl yaklaşıyorsun? Yani çok fazla bir yakınlık ve bu yakınlıktan doğan çok fazla bir iktidara övgüyü de doğru buluyor musun? Açık açık konuşuyoruz. Vallahi söyleyeceğim şey seni yine şaşırtabilir. Söyle. Ben eleştirilmelerini eleştirebilirim. Neden? Ya bir insanın iktidara yakınlık olma özgürlüğü vardır. Belki adam icraatları seviyordur ya. Ha, sevebilir. Ben sevmeyebilirim ama karşımdaki adam sevebilir. Ya ben referandumda hayır oyu verdim. Açıkça söylüyorum bakın. Zaten yazdın canım Twitter'da. Ya ben hayır. Ama çünkü ben parlamenter sistemi istiyorum. Ben başkanlık sistemini istemiyorum. Bu benim fikrim. Ama evet diyeni yalakalıkla da adlandırmak çok mantıksızdı. Çok çirkin. Evet. Çok çirkin. Bugün hükümeti seven, iktidarı seven bir adam hükümetin icraatlarını kendi dünyasına göre doğru bulabilir. Bunda bir şey yok. Şimdi anarşistsin, aktivistsin. Hiç herhangi bir yere bir bağımlılığın yok biliyorum. Kırmızı çizgilerim vardı. Ama bir marş yaptın. Evet. İzmir Marşı. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. İzmir Marşı'nın içindeki şiir zaten evet, insanları coşturdu. İzmir Marşı deyince peki ben herkes sana şunu söyleyeceğim. İzmir Marşı'nın içindeki şiiri 21 senedir okuyorum. Yani bu hükümet gelmeden önceki hükümetlerde de okudum. Bunun bütün kayıtları vardır. Beni dinleyen, 20 küsur yıl önce konserlerimi dinleyen insanlar Çanakkale Türküsü'nün içinde bu şiirin olduğunun kayıtlarını bulurlar. Hiç değiştirmedim. Ya benim için hükümetlerin durumu yok. Hükümetlerin uygulamaları vardır. Bu gider, o gelir. Evet. Yarın bir gün bir hükümet gelir. Orada da bu şiir okunacaktır. Çünkü benim kırmızı çizgim kurucu değerlerimize sahip olmaktır. Benim dedemin kardeşleri şehit olmuş bu vatan için. Benim dedem 14 yıl, 16 yıl savaşlarda gitmiş. Yani biz bunları yaşadık. Bütün Adana'daki bütün o mahalleler, semtler birbirini bilirler. Dedeler birbirini tanır. Kaç yüz tane şehit verilmiş. Biz şehit torunlarıyız. Biz bu ülkenin kurucu değerlerine sahip çıkmalıyız. İzmir Marşı bir nevi siyasal yapılmak istendi. Yani sanki bir muhalefetin marşı gibi. Değil. Yanlış. Herkesin marşı ya. Hepimizin bildiğim marşı. Bildiğim kadarıyla Başbakan Binali Yıldırım da söyledi. Televizyondan söylemedi mi? Hatta İzmir'in dağlarında söyledi. Niye söylenmesin ya ki niye yani? Niye söylenmesin ya? Ben de çok seviyorum. Çok ayıplıyorum. Yani İzmir Marşı bizim ritmi kurucu, güzel bir kere. Yani kurucu değerlerimizin marşı. Yani. Hani ben karşı şey olsam hani bu İzmir Marşı'nı sevmeyecek adamların yerinde olsam inadına ben de İzmir Marşı'nı söylerim. Ben de seviyorum derim. Hani bunda bir şey yok ki. O şarkının ritmiyle vesairesi o bir halkın şarkısı. Ya nasıl bir İtalyan halkının şarkısı Ciavella'dır. Nasıl Venceremos vardır Güney Amerika için söylersiniz. Şili için söylersiniz. Şili'nin marşı diye geçer. Bu da İzmir Marşı da bizim ülkenin kurucu değerlerinin marşıdır. Çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Şimdi seni başka bir yere götürüyor. Yine sürpriz. Ama bitmez. Bizim sürprizlerimiz bitmez. Son ama son sürpriz. Bakalım orada ne yapacaksın? Peki. Çok merak ediyorum. Hadi gidelim. Düşündürdü yine beni gözlerin. Her bakışın içimde ateş olur. Beni benden alır seni. Sözlerin bir biter ötekisi derd o. Sana şimdi tüyo vereyim mi? Nereye getirdim seni?
Vallahi görüyorum ama. Şimdi hep böyle yani, sabahtan beri beraberiz. Hep işte müzik hayatıma ilk Ortaköy'de başladım. İstanbul'a geldim, hep işte Ortaköy'deki barlarda başladım dedim ya. Evet. Ben de Ortaköy'e getirdim seni. Ama o barlara değil. Sen İstanbul'a ilk geldiğinde barlardan önce Ortaköy caminin dibinde mendil açıp şarkı söylermişsin. Söylerdim. Levent. Evet, söylüyordum. Evet, biz bunu öğrendik. Biz şimdi oraya gidiyoruz. Ve orada bir tane daha sürpriz var. Çünkü sen yalnız değilmişsin o mendili açıp da. Okan Kovancı. Evet, Okan Allah, Kovancı. Orada mı yoksa? Orada mı? Okan Kovancı'yı da evet, Bodrum'dan getirttik. Yani. Bak, bu konuda tebrik ediyorum. Evet, şimdi gideceğiz. Ciddi ciddi Ortaköy caminin dibinde sana mendil açtıracağım. Yok artık ya. Aa, yok bok yok yani. Millet dalga geçer ya vallahi. Ya geçerse geçsin. Şu an zaten biliyorsunuz sizin zamanınızda bu belki çok ekstremdi yani. Çok marjinal bir durumda hani. Dilencilik gibi anlaşılıyordu ama şimdi biliyorsunuz. Şimdi herkes yapıyor. Yani. Kent kültürü var. Yine ilkler bizdik ama. Evet ama evet yani bu çok ilginç. Ben bunu duyduğumda çok şaşırdım. Çünkü açıyorduk. Yani mendil derken hani böyle gitarın kutusunu açıyorduk. Şarkılar söylüyorduk. Gelen geçen para atıyordu ya. Ama keyfi alıp onlarla yiyorduk. Koçum vay. Vay Okan'ım vay. Vay kardeşim benim. En sonunda arada 2 yılı geçmiş. Bak 50 tane 50 ben Allah razı olsun baba. Merhabalar, hoş geldiniz. İşte bu. Bizi kırmadınız, çok teşekkür yani. Ederiz. Biz burada kaç 25 yıl önce evet. Ama sadece burada değil, bir de şu tarafta, şu caminin yan tarafına otururduk, çökerdik. Evet. Hatırlıyor musun? Hatta o gün de Ramazan'dı biliyor musun? Bak Ramazan ayında bile yapmışız yani. Vay. İftardan sonra ama iftardan sonraydı. Vay vay. Evet yani. Bu da enteresan bir tesadüf oldu. Saatlerine yine kadar kalırdık. Gece saatlerine kadar kalırdık. Akşam açardık böyle. Olmaz. O tabii böyle güzel kaplar. Öyle mendil falan açardık ama gitar kutusu da açtığımız olur. Çok istiyorum sizin. Geri almayacaksın değil mi? Geri almayacağım. Okan Bey yok mu fotoğraf yok mu o günlerden? O günlerde fotoğraf makinesi bile icat olmamıştı galiba. Var mıydı? Yani cep telefonları falan. Yoktu tabii cep telefonu yok. Peki ne çalacaksınız? Bak hazır ahali de toplandı. Vallahi herkes toplandı. Bugün yalnız hasılat değil mi? Para toplayacağız ama. Okan. Yok yok parayı Okan'a verelim. Normalde öyle olmuyordu ama. Oğlum kırışmıyor muyduk lan yalan söyleme. Nasıl yapıyordunuz? Hep ben mi alıyordum? Arkadaşlar çok iyi etmişim. O zaman nasıl böyle ayakta mı yapıyordun oturarak? Oturarak ayakta. Oturun o zaman evet. Kardeşim yani. Nerede oturalım? Oturun. Buraya oturmayalım. Olmasan da yanımda, olmasan da birlikte, hiç istemesen bile yaşarım ben seni. Olmasan da yanımda, olmasan da birlikte, hiç istemesen bile yaşarım ben seni.
Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalinle, yine de yaşarım seni. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalinle, yine de yaşarım seni. Hadi! Kalırım sanma, mutsuz olurum sanma, yaşarım doya doya, yaşarım ben seni. Şimdi yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni, dans ederim hayalinle, yine de yaşarım seni. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalinle, yine de yaşarım seni. Hadi ama eller! Demiştir arkadaşlar. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Akşam.